Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu yılın ikinci çarşamba konferansında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Nafi Yüce'yi ağırlıyoruz. Hem de çok güncel, güzel bir konuyla ağırlıyoruz. Doktor öğretim üyesi Nafi Yüce'yi dijital imza üzerine bizleri aydınlatacak. Eminim herkesin de çok sayıda sorusu olacaktır. Hoş geldiniz öncelikle Sayın Hocam, Sayın Meslektaşım ve davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok da sözü uzatmadan hemen sözü, mikrofonu size bırakıyoruz. Buyurun lütfen. Deniz Hocam çok teşekkür ederim. Ben de özellikle Başak Hocam'a davetleri için ve beni çarşamba konferansına çağırdıkları için. Başak Hocam benim akademik olarak gerçekten çok saygı duyduğum ve ilham da aldığım bir kişi olduğu için bu davet benim için oldukça kıymetli bir davet. O yüzden bunu öncelikle söylemek isterim. Bugün dijital imza konusunda bahsedeceğim. Müsaadenizle burada bir sunumu açayım önce. Evet, sanırım herkes görebiliyordur. Şimdi konunun başlığını dijital imza olarak belirledim ama aslında bu kavramın kendisi bile, bugün anlatacağım kavram mı, bu bile tartışmalı. Neden? Çünkü dijital imzayı aslında güvenli elektronik imza olarak nitelendiren yazarlar ve hukukçular da var. Yani hatta Türk doktrininde genellikle dijital imzanın güvenli elektronik imza olduğu belirtiliyor. Şimdi bunun dışında Alman literatürüne ya da İsviçre literatürüne baktığımız zaman dijital imzanın daha ziyade biyometrik imzayı da içine alacak şekilde kullanıldığında görüyoruz. Şimdi tabii çok böyle şey bir giriş oldu. Niye? Yani kavramsal bir kargaşa olduğu için hani ben dijital imzayı tercih ettim bir başlık olarak ama bu konuda tartışmalar olduğunu da hani söylemeden geçmek istemedim. Ne anlatacağım dijital imza başlığı altında? Aslında biyometrik imzayı, yani bugün iPad'e atılan imzadan bahsedeceğim. Neden bu imzadan bahsedeceğim? Çünkü aslında hukuki statü itibariyle en belirsiz ve en tartışmalı olan imza türü biyometrik imza olduğu için bu imzadan bahsedeceğim. Niye hukuki statüsü itibariyle en tartışmalı olan imza bu? Çünkü elektronik imza kanunu güvenli elektronik imzanın hukuki sonucunu düzenlemiş. Yani elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağını güvenli elektronik imzanın hem elektronik imza kanunu hem Türk Borçlar Kanunu belirtmiş. Hangi şartlarda bir güvenli elektronik imzadan söz edeceğimiz elektronik imza kanunu da düzenlenmiş. Problem burada güvenli elektronik imza söz konusu olduğunda ortaya çıkmıyor. Biyometrik imzanın bir güvenli elektronik imza olmadığına da herhangi bir şüphe yok. Yani iPad'e bugün atılan bir imza söz konusuysa kabaca bu imzanın güvenli elektronik imza olmadığına bir şüphe yok. Buna yine çok net olmamakla birlikte gelişmiş elektronik imza deniyor. Yani bizim kanunumuza baktığımızda aslında elektronik imzanın tek bir türünün düzenlendiğini elektronik imza kanununda görüyoruz. O da güvenli elektronik imza. Bunun dışında basit elektronik imza ve gelişmiş elektronik imza şeklinde iki tür daha var. Bunlar daha teknik konular. Ben bir hukukçu olduğum için teknik konulardan ziyade daha hukuki meselelere gireceğim. Tartışmanın odak noktası ne? Tartışmanın odak noktası şu. Bir iPad'e atılan imza, bir biyometrik imza. Yani işte atış hızının, basıncın, bunun gibi verilerin toplandığı ve kişinin kimliğini tespit etmeye yarayan bu biyometrik imza, acaba elle atılan imza ile aynı güce sahip mi, değil mi? Yani elle atılan bir imza olarak kabul edilebilir mi, edilemez. Şimdi bu konuda öncelikle biraz Alman hukukundaki, Alman medeni kanundaki düzenlemeden bahsedeceğim. Bu düzenlemeden niye bahsediyorum? Çünkü aslında bizim kanunumuzda açıkça yer almayan bir unsur söz konusu BGB'de, Alman Medeni Kanunu'nda. Bu nedenle öncelikle konuyu BGB üzerinden almak istedim. Şimdi BGB 126. maddede yazılı şekli, 126A'daysa bizdeki güvenli elektronik imzaya az çok karşılık gelebilecek bir imza düzenleniyor. 126. maddeye, yani bizdeki yazılı şekil, adi yazılı şeklin karşılığı olan maddeye baktığımız zaman bir belge kavramından söz edildiğini görüyoruz. Yani Urkunde diye bir kavramdan söz ediliyor. Bir belge kavramından söz ediliyor. Bu şekilde çevirebiliriz diye düşünüyorum bu kavramı. Belge kavramı da Alman hukukunda hep bir cismani varlığı olan nitelikte görülüyor. Yani mutlaka ortada cismani bir
varlık olması gerektiği söyleniyor. Bununla ilgili olarak Almanya'da verilen bir karar var ve neyle ilgili olarak? iPad'e atılan imza ile ilgili olarak. Yani iPad'e atılan bir imza yazılı şeklin yerine geçer mi? Bu şekil unsurunu sağlar mı? Almanya'da bir mahkeme tarafından böyle bir karar veriliyor, bir değerlendirme yapılıyor. Şimdi neye bakıyor? Metne bakıyor. Kişinin kendisi tarafından imzalanmış olmasına bakıyor ve belge unsuruna bakıyor. Yani belgenin de cismani bir varlığı olmasına bakıyor. iPad'e atılan imza açısından deniyor ki burada öncelikle güvenli bir elektronik imza söz konusu değil. Yani 126A'ya giren bir durum yok. Peki elle atılan imzanın şartlarını, yani 126'nın şartlarını karşılıyor mu diye bir değerlendirme yapıyor. Ve diyor ki belgenin yazılabilir kalıcı bir cismani varlığının olması gerekiyor. Belgenin elektronik olarak depolandığı bir ortama imza atıldığı zaman bu belgenin hiçbir şekilde bir fiziksel varlığının olmadığını söylüyor. Şimdi olaydaki durum, yani Alman mahkemesinin önüne gelen olaydaki durum bir tüketici sözleşmesi ve yazılı şekilde yapılması gerekiyor. iPad'e imza attırılıyor, daha sonra bir çıktı alınıyor ve bu çıktı da karşı tarafa, yani tüketiciye anladığımız kadarıyla veriliyor. Yani ortada bir çıktı da aslında var. Mahkeme imzanın iPad'e atılmasını dediğim gibi cismani bir varlık olarak kabul etmiyor. Elektronik ortamda vardır bu imza, cismani bir varlığa atılmış değildir diyor. Çıktısının alınmasına ilişkin olarak da yine yazılı şekil şartının karşılanmadığını, çünkü belgenin kendisinin değil elektronik bir kopyasının çıkarıldığını söylüyor. Yani yine belgenin kendisi imzalanmamıştır, cismani olan şey imzalanmamıştır, elektronik bir kopya çıkarılmıştır diyor. Son olarak da peki bir analoji yapılabilir mi? Yani bir kıyas yapılabilir mi? Yani burada bir acaba tamam belge kavramını karşılamadı iPad'e atılan imza ama acaba kanunun amacı biyometrik imzanın yazılı şekil şartını gerçekleştirmeye yönelik olmadığına olumlu ya da olumsuz bir cevap verir mi diye bakıyor ve buna da şöyle bir yanıt veriyor. Diyor ki hayır, yerine getirmez, çünkü yazılı şeklin amacı düşünmeye sevk etmektir. Uyarı fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonları iPad'e atılan bir imza yerine getiremez sonucuna varıyor. Şimdi bana kalırsa bu karar önemli bir karar. Dönelim İsviçre ve Türk hukuklarındaki duruma. Öncelikle lafzi bir yorumla başlayacağım. Yani lafzı ne diyor bizim kanunumuzun? Bizim kanunumuzun lafzına baktığımız zaman ne TBK madde 14'te, ne TBK madde 15'te, ne TBK madde 13'te biz belge kavramını, senet kavramını görmüyoruz. Böyle bir kavram ortada yok. İsviçre karşılıklarına baktığımızda aslında yazılı şekli düzenleyen hükümlerde yine bir belge kavramı yok. Fakat TBK madde 13'e karşılık gelen hükümde bir belge kavramı var. Bizim kanunumuzda şöyle düzenlenmiş. Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de yazılı şekle uyulması zorunludur. Ancak sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yeni hükümler bu kuralın dışındadır. Bu hükmün İsviçre karşılığına baktığımızda sözleşme metniyle değil belgeyle dediğini görüyoruz. Şimdi demek ki biz İsviçre'deki aslında ayrılmışız ve metin ifadesini tercih etmişiz. Yani lafza göre bir yorum benimseyecek olsak, mutlaka ki bir belgeyi, bunun sonucu olarak da bir cismaniliği bizim borçlar kanunumuza göre bence aramak gibi bir zorunluluğumuz yok. Fakat borçlar kanunu kitaplarını açtığımızda çoğunlukla kitaplarda şunun arandığını görürüz. Bir yazılı şekil, yani adi yazılı şekil şartının yerine getirebilmesi için metin olması gerekir ve el yazısıyla imza atılması gerekir dendikten sonra yine bir cismanilik şartının arandığını görürüz. Yani bu konuda da hani bir uyarıda bulunayım. Şimdi bir de şunun bir parantez açıp şunun altını çizmek istiyorum.
Kanunumuzda baktığımız zaman mesela Türk Borçlar Kanunu madde 15, imzanın borç altına gireni el yazısıyla atılması zorunludur der. El yazısıyla imza kavramı vardır bizde Borçlar Kanunu açısından ama Bedi Hocam'ın bir blog yazısında derlediği ve bizim mevzuatımızda el yazısıyla imza yerine ıslak imza kavramının kullanıldığı bir yazısı var. Şimdi ıslak imza kavramı doğru bir kavram değil. Yani bir Borçlar Kanunu anlamında aslında bir tükenmez kalemi elime alayım, bir yere atayım, bu da ıslak olsun gibi bir bakış açısıyla bakmıyoruz. Bizim için önemli olan şey imzanın el yazısıyla atılması. Şimdi tabii ki bir iPad'e imza atılacağı zaman burada el yazısıyla gerçekleştiği konusunda, yani el ile atıldığı konusunda bir şüphe yok. Burada Türk doktrininin, yani Türk hukuk literatürünün genellikle hatta neredeyse oy birliğiyle el yazısıyla atılan imza gibi kabul ettiğini, yani iPad'e atılan imzayı el yazısıyla atılan imza niteliğinde gördüğünü söyleyebilirim. Buna ilişkin gerekçelerden mesela bir tanesi, cismani bir varlık üzerinden gitmiyor da deniyor ki, yani kalıcı bir düzeninde olması lazım. İmzanın atıldığı yerin, belgenin ya da belge ifadesi kullanılmıyor yazar tarafından, zeminin kalıcı olması, saklanabilir olması gerekiyor. Saklanabilir olması bizim için önemli bir unsur. Bu sonsuza kadar saklanabilirlik anlamına gelmiyor. Çünkü kağıt da yırtılıp atılabilir ama saklanabilirlik yazılı şekil için aradığımız bir unsur. Ve kalıcı olması da tabii yazılı şekil için aradığımız bir unsur. Ve mesela doktrinde bir yazar diyor ki buradaki zemin, evet belki bir kağıt değildir, kumaş değildir, bir bilgisayar ekranına atılıyordur. Fakat elektronik ortamda sonuçta saklanabilen, korunabilen bir imzadır bu. Bu nedenle de bu zemin kendi özelliklerine göre değerlendirilmelidir diyor. Yani aslında bir zemin değerlendirmesi üzerinden gidiyor ve cismanilik konusuna çok da girmiyor. Girmek zorunda da değil. Dediğim gibi lafza göre yorumladığımızda Türk Borçlar Kanunu hükümlerini illa bir cismani varlık aramak durumunda da değiliz. Şimdi bunun dışında yani aslında her iki yönde de bir takım görüşler ve bakış açıları var. Yani bir fikir olarak şu da tabii ki karşıt görüş olarak şu da söylenebilir. Denebilir ki yani kanun koyucu burada el yazısıyla atılan imzayı bir düzenlemiş. İki, bir de güvenli elektronik imzayı düzenlemiş. Biyometrik imza da bir elektronik imza olduğuna göre güvenli elektronik imza dışındaki imzaların el yazısıyla atılmış imza hükmünde olmasını istememiştir kanun koyucu şeklinde bir yorumda yapılabilir. Yani aslında bu fikirleri söylerken neyi ortaya koymaya çalışıyorum? Lafzından yola çıktığımızda, teknikten, cismani varlıktan yola çıktığımızda hem her iki fikre göre de artıları ve eksileri olabilecek bir takım noktalar ortaya koyabiliriz. Ama biz bir kanunu yorumlarken tabii ki sadece lafına bakmıyoruz. Günümüzün ihtiyaçlarına da muhakkak bakıyoruz. Ve günümüz ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılayıp karşılamayacağını da yaptığımız yorumda, yorum neticesinde ne ölçüde günümüz ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını da bakmak durumundayız. Ama hükmün amacına da ve menfaatler dengesine de esasen bakmamız gerekiyor. Şimdi o zaman temelde bakmamız gereken şey bence işin işte cismani varlık vardı, yoktu noktasından da öte, bunlar tabii ki önemli ve kıymetli değerlendirmeler ama bunun da ötesinde şeklin amacı aslında nedir? Şimdi şeklin uyarı ve düşünmeye sevk etme şeklinde iki tane fonksiyonu var. El yazısıyla imzanın amacı ne? İmza atan kişinin teşhisini sağlamak ve metnin imza sahibi tarafından kabul edildiğini aslında ortaya koymak. Biyometrik imza bunları ne ölçüde yerine getirebiliyor? Genellikle imza atan kişinin teşhisini sağlama unsurunu yerine getiriyor. Ama tabii imzanın oluşturulması sürecindeki güvenlik durumu güvenli elektronik imza gibi de değil. Yani
bu genellikle oluyor deniyor. Ama buraya yine de bir soru işareti de konuluyor. Yani bu şeklin amacı kapsamında bu hususu değerlendirirken de bunu da akılda tutmak gerekiyor bence. Yine metnin imza sahibi tarafından kabul edildiğini ortaya koymak. Bu noktayı ben uyarı ve düşünmeye sevk etme amacıyla birlikte değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Benim buradaki en büyük soru işaretim, yani biyometrik imzayı elle atılan bir imza olarak kabul edip etmemekteki en büyük soru işaretim şu. Acaba gerçekten bir iPad ekranına atılan imza kişiyi düşünmeye sevk eder mi? Kişinin uyarılmasını sağlar mı? Burada yine bir parantez açıp şunu söylemek istiyorum. Bir imzanın saklanabiliyor olması, yani bir zeminde saklanabiliyor olması ve hatta diyelim ki hiçbir şekilde değiştirilmeden imza oluşturma sürecindeki bütün güvenlik sağlanılarak saklanabiliyor olduğu varsayımında dahi acaba bu durum tek başına adi yazılı şeklin amacını gerçekleştiriyor mu? Bana bu imzanın bir yerde kalıcı olarak saklanabiliyor olması, değiştirilmeden durabiliyor olması daha ziyade adi yazılı şeklin amacını gerçekleştiriyor gibi gelmiyor da daha ziyade tüketici hukukuna ilişkin bir çağrışım yapıyor. Ne bu çağrışım? Kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla mesela değil mi, yapılan bilgilendirmeler. Yani bu aslında daha bilgilendirme fonksiyonuna yönelik bir şey. Tüketici hukukunda bizim bu gördüğümüz bilgilendirme unsuru, fonksiyonu ise bir geçerliliğe ilişkin bir husus değil. Yani kişiyi, tüketiciyi düşünmeye, bilgilendirmeye yönelik bir unsur. Adi yazılı şeklin aslında amacı ise düşünmeye sevk etme ve uyarı fonksiyonu. Hani bu açıdan ben bir soru işareti olduğunu düşünüyorum. iPad'e atılan imzanın gerçekten kişiyi düşünmeye sevk etmek ve uyarı fonksiyonlarını yerine getirmek amacını gerçekleştirmediği konusunda ciddi bir şüphem olduğunu dile getirmek istiyorum. Şimdi bir de şunu söylemekte fayda var. Bu fikir, yani bu düşünce, hayır biyometrik imza adi yazılı şekil şartını yerine getirmez düşüncesinin sanki işte günümüz teknolojik gelişmesine uygun olmayan bir düşünce tarzı olduğu şeklinde yorumlar alıyorum genelde bu fikri dile getirdiğimde. Gerçekten öyle mi? Dönüp bir de bakmak gerekiyor. Sanki bunu söylediğimizde, yani biyometrik imza adi yazılı şeklin yerine geçmemeli, şeklin amacı kapsamındaki fonksiyonunu yerine getirmez biyometrik imza görüşü savunulduğunda sanki hiç biyometrik imza ile bir sözleşme kurulmazmış gibi bir sonuç ortaya çıkıyor, düşüncesi hakim oluyor kişilerde, ama gerçek aslında böyle değil. Neden değil? Adi yazılı şekle tabi olan sözleşmelerimiz o kadar da çok değil aslında. Ben Haluk Nami Nomer Hocam'ın borçluluk kitabındaki adi yazılı şekle tabi olan sözleşmelere baktığım zaman bu sözleşmelerin yaklaşık 30 tane ile sınırlı olduğunu görüyorum. Yani 30 civarında bir sözleşme adi yazılı şekle tabi. Yani aslında bugün biyometrik imzayla kurulan bir sözleşmenin geçerli olup olmadığı tartışması 30 sözleşmeye yaklaşık olarak 30 sözleşmeyle ilgili bir tartışma aslında. Çünkü bizde aslında bir irade serbestisi hakimdir borçluluk hukukuna ve sözleşmeler istenilen şekilde, taraflarca istenilen şekilde kaide olarak yapılabilir, kurulabilir. Ama kanun koyucu bazen sözleşmelerin belirli bir şekilde yapılmasını öngörebilir. Bu durumda sözleşme o belirli şekle uyularak yapılmazsa geçersiz olur. Yani elle atılan bir imzayı, metni, cismaniliği arıyor bile olsak ve biyometrik imzayla kurulan bir sözleşmenin adi yazılı şekil şartını yerine getirmediğini söylüyor bile olsak bu geçersizlik yaklaşık 30 civarı sözleşme açısından söz konusu olacak.
Şimdi burada bir parantez daha açmak istiyorum. Bu sözleşmelerden bir kısmı tüketici sözleşmesi. Bunu akılda tutmak gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında işte alacağın devre, ön alım sözleşmesi, taşınırlara ilişkin bağışlama vaadi, taşınmazlara ilişkin simsarlık sözleşmesi gibi sözleşmeler, adi yazılı şekle tabi sözleşmeler. Burada yine bir noktayı belirtmek lazım. Bizde taşınmaz satış vaadinin noterde düzenleme şeklinde yapılması gerekir. Fakat eğer ki bu sözleşme yazılı şekilde yapılmış olursa, biz bu sözleşmeyi tahvil edip tarafların farazi iradelerine uygun olarak alacağın devri niteliğinde kabul edebiliyoruz belli koşullar altında. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün iPad üzerinden aslında bir taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak mümkün olabilir eğer ki biyometrik veriyi, imzayı, elle atılan imza niteliğinde kabul edecek olursak. Bu gerçekten arzu ettiğimiz bir sonuç mu? Kanunun arzu ettiği bir sonuç mu? Yine buna da bir soru işareti koymak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi doktrindeki tartışmalar böyle. Fakat bu konunun yine kişisel verileri ilgilendiren bir boyutu da var. Yani borçlu hukuku dışında kişisel veriler açısından da önem arz eden bir husus. Neden? Çünkü biyometrik bir veriden söz etmiş oluyoruz. Biyometrik imza kavramından söz ettiğimiz zaman. Biyometrik veri dediğimiz veri özel nitelikli bir veri olarak düzenlenmiş kişisel verinin korunması kanununda ve ancak kanunda KVKK madde 6'da öngörülen hukuk uygunluk sebepleri varsa işlenebilir biyometrik veri. Kişisel veriler açısından çünkü kaide zaten işlemenin yasak olmasıdır. Ancak kanunda izin verilen durumlarda bu biyometrik veriler işlenebilir. Biyometrik imzada bir biyometrik veri, kanunumuzda biyometrik verinin tanımı açıkça yapılmış değil. Fakat Avrupa Veri Koruma Tüzüğü'ne baktığımızda orada bir tanım görüyoruz. Bu tanımda özel bir teknolojiyle işleme neticesinde bir kişinin fiziksel, psikolojik, davranışsal özelliklerine ilişkin veriler o kimsenin kimliğini eşsiz şekilde doğruluyor ya da ortaya koyuyorsa bir biyometrik verinin varlığından söz edildiği gibi bir tanım yapıyor. Biyometrik imzada da aslında işte vuruş hızı, basınç gibi unsurlar dikkate alınarak kişinin kimliğinin eşsiz bir şekilde, yani imzanın ona ait olup olmadığını eşsiz bir şekilde tespiti mümkün olduğu için biyometrik imzada bir biyometrik veri ve KVKK madde 6 hükmüne göre işlenmesi gerekiyor. Bu nasıl olacak? İki şekilde olabilir. Ya açık rıza alınması gerekecek ya da kanunlarda öngörülüyor olması gerekecek. Şimdi eğer ki Türk Borçlar Kanunu'ndaki tartışma, yani Türk Borçlar Kanunu kapsamında yaptığımız tartışmanın önemi de burada başlıyor aslında. Eğer ki biyometrik imza, biyometrik imzanın kullanılması elle atılan imza hükmünde ise, o zaman biz bunu kanunlarda öngörülme olarak nitelendirebiliriz ve ilgili kişinin açık rızasını almadan bu biyometrik imza ile bir sözleşme kurabiliriz. Ama eğer ki biz biyometrik imzanın elle atılan imza ile aynı güçte olmadığını söylersek, bu sonuca varırsak, o zaman kanunlarda öngörülme hali ortada olmayacağı için ilgili kişinin ancak açık rızasıyla bu veriyi işlememiz, bu sözleşmeyi kurmamız mümkün olur. Yani bambaşka iki sonuca varmış oluruz KVKK açısından. Yani birinde biyometrik imzanın elle atılan imza hükmünde olmadığını söylediğimizde açık rıza almamız gerekirken, biyometrik imzanın elle atılan imza hükmünde olduğunu kabul ettiğimizde kanunlarda öngörülen hukuk uygunluk sebebine gitmemiz mümkün olabilir. Peki kurum, Kişisel Veri Koruma Kurumu'nun bu konudaki bakış açısında kurulun bir kararı var buna ilişkin. 27.8.2020 tarihli ve 2020'ye 649 sayılı karar özetinde kurum diyor ki buradaki düzenleme, yani borçlar kanunundaki düzenlemeleri zikrediyor.
Ve bu düzenlemenin klasik imza ve güvenli elektronik imzaya ilişkin olduğunu söylüyor. Ve kısaca aslında biyometrik imzanın elle atılan imza niteliğinde olmayacağını, yani bir kanunlarda öngörülme halinin söz konusu olmadığını, açık rızayla ancak biyometrik imza ile bir sözleşmenin sözleşme kurulduğunda açık rıza alınması gerektiğini söylüyor. Bir sözleşmenin açık rıza biyometrik imza ile yani şunu söyleyecektim, ondan vazgeçtim. Burada da iki şeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Birincisi borçlu hukuk anlamında sözleşmenin geçerliliğiyle KVKK anlamında işlemenin hukuku uygunluğu örtüşmeyebilir. Yani burada biz bir biyometrik imza ile sözleşme kuruyoruz. Bunun için açık rıza almadık. Ama sözleşmemiz geçerli olabilir. Neden? Çünkü o sözleşme belki kanunen şekle tabi bir sözleşme zaten değil. Yani desek ki biyometrik imza elle atılan, bu görüşe katılsak elle atılan imza hükmünde değildir. Yine birçok sözleşmeyi, bu saydığımız aslında 30 tane adli yazılı şekle tabi olan sözleşme dışındaki sözleşmeyi biyometrik imza yöntemiyle pek tabii kurabiliriz. Ve bu sözleşmeler geçerli olur çünkü şekil serbestisi asıldır. Ama bu biyometrik imza kullanımının KVKK'ya uygun olup olmadığı ayrı bir sorun teşkil eder. Bunun için açık rıza alınması, eğer ki biyometrik imzanın elle atılan bir imza olmadığı kabulü varsa açık rıza alınması gerekli olacaktır. Kurumun bakış açısı da böyle. Benim bu konuda açıkçası nihai olmuş, yani nihai bir görüşüm yok ama daha yatkın olduğum düşünce ve bakış açısı biyometrik imzanın aslında şeklin amacını gerçekleştirmeye elverişli olmadığı yönümde. Yani adi yazılı şeklin amacını gerçekleştirmeye elverişli olmadığı yönünde bu fikre daha meyilli, yatkın olduğumu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu son derece derdi toplu, hap gibi ve son derece faydalı bilgiler için. Konu hakikaten çok enteresan. En başında daha katılımcıları içeriye almadan önce kendi aramızda sohbet ederken ben hani lisansta öğrendiğim şeyleri unuttum. Bunlar da çok yeni şeyler, dolayısıyla hiçbir fikrim yok demiştim. Nafi Hoca tam zıttı. Olur mu? Herkesi ilgilendiriyor. Herkesin de bir fikri olduğuna eminim demişti. Bu nedenle birçok soru işaretinin akıllarda uyandığını zannediyorum. Katılımcılarımızdan soruları olanlar varsa mikrofonlarını açarak ya da el kaldırarak sorularını yöneltebileceklerini söylemek isterim. Şimdiden yazılı olarak da sorularınızı bizlere getirebilirsiniz. Önder Hocam hızlı davranarak ilk el kaldıran katılımcımız oldu. Buyurun Önder Hocam. Şunu sorayım. Hep iPad'den bahsettiniz ama ben laptopumda PDF'i kullanarak, kalemi kullanarak imza attım. Üniversitemizin insan kaynaklarındaki işte izin dilekçelerime. Ve Başak Hoca da hiç ses çıkarmadı. Onları kabul ettiler. Bu doğal mıdır, tamam mıdır, yasal mıdır? Onu soruyorum. Şöyle, şimdi tabii bu bir basit elektronik imza olarak geçiyor. Benim anladığım kadarıyla daha ziyade. Yani biyometrik bir imza niteliğinde genelde olmuyor. Çünkü aşağıdan alınan bir basınç, ivme vesaire üzerinden bir veri olması lazım. Bu verinin işte şifrelenmesi lazım vesaire. Yani gene konu aynı yere geliyor. Adi yazılı şekle tabi olarak, yani ben bir borçlu hukukçusuyum. İdari hukuk açısından biz elle atılan bir imza arıyor muyuz? İlk soru işareti bu olmalı. Elle atılan bir imza arıyorsak eğer, oradaki imza da tabii ki bu koşulu gerçekleştirmez. Ama elle atılan bir imza aramıyorsak, yani daha yani elle atılan imza deyince tabii biraz pozisyon belirtmiş oluyorum, yine bir fikir belirtmiş oluyorum. Bunun daha doğru bir ifadeyle yani nasıl söyleyeceğim, şimdi doğru formüle edemedim, toparlayayım. Bir biyometrik imza değil bu yüksek ihtimalle.
basit bir imza niteliğinde. Basit, hatta çok kötü, yani benim imzama evet. pek benzedi gibi. Evet, ama yani zaten parmakla attığımız bir imza bu. Bu imza evet. biyometrik bir imza dahi değil. Yani onun niteliğinde dahi değil. O eşeğe bile gelmiş bir imza değil aslında. Bu açıdan bunun Türk Borçlar Kanunu anlamında daha böyle cismanilik aradığımız bir belgeye atılan imza olmadığı kesin. Ama idari hukuk açısından bizim bunu arıyor olup olmadığımız belgelerimizde ayrı bir soru işareti bana kalırsa. Yani izinlerim yanmaz değil mi? Valla hocam idari hukuku çok bilmediğim için şimdi bu konuda bir görüş bildirirsem yanlış yola sevk etmiş olabilirim size. Evet, hukukçularımız da var da artık beni kayırırlar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum cevabını. Ben teşekkür ederim. Önder hocam, idari hukuku açısından değil ama iş hukuku açısından belki minik bir şey ekleyebilirim. Nafi hocam izin verirse müdahil olmuş oluyorum ama benim alanıma girdi konu bir an için. Doğrusu iş hukuku açısından kullandığımız izinleri kaydın artık üniversite ya da bazı şirketler bir takım işte uygulamalar üzerinden, işte bilgisayar üzerinde yaptıkları, yürüttükleri için, kayıtları bu şekilde tuttukları için aslında ıslak imzaya belki ihtiyaç dahi yok. Ama ispat aracı olması açısından üniversite sanıyorum buna dikkat ediyor. Ve hani mutlaka imzalı olarak da izin formlarını topluyor. Dolayısıyla burada hani yazılı bir şekil koşulu aranmadığı için iş hukuku açısından en azından belki imzalı belgede de iPad üzerinden ya da işte tablet üzerinden imzanın çok büyük bir sorun yaratmayacağını düşünüyorum. Yeter ki siz imzanızı inkar edip de bunu bir uyuşmazlık konusu haline getirmeyin ve üniversiteye ben bu izinleri asla kullanmamıştım bundan ücretini ödeyin diye talep etmeyin. Eklemek istedim. Bir bankaya da kullandım ben, Akbank sanıyorum. Orada da kullandım bu tür bir imzayı, kabul ettiler. Paralar duruyor orada, merak etmeyin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Bir idare hukukçusu olarak Sayın Hocam Bilay Arat el kaldırdı. Dolayısıyla hemen kendisine söz veriyoruz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam. Hocam mikrofonunuzda bir problem olabilir mi? Sadece ben mi böyle duyuyorum acaba yoksa? Yok, bizler de böyle duyuyoruz Deniz Hocam. Biraz cızırtılı duyuyoruz hocam size. Ne dediğinizi anlamakta biraz güçlük. Şimdi nasıl geliyor? Güzel. Tam kulaklıkla sorun oldu o zaman. Şöyle. Konu idare hukukuna geldiği için bölmek istedim. Aslında benzer şeyleri söyledi Deniz Hocam. Burada Önder Hoca'nın kaygısını anlamakla beraber aslında o imza tamamlayıcı bir imza. Yani bir çok büyük bir hani izin zaten kullanıldıktan sonra biz o formları imzalıyoruz. Dolayısıyla daha önceden talep ettiğimiz ve kullandığımız bir izin vesikası olarak sisteme girdiği için orada o büyük tartışma çok gündeme gelmiyor. Böyle bir sorun olmuyor idare hukuku açısından baktığımızda da. Ve aynı şekilde bir ispat vasıtası sadece. O bakımdan problem edecek bir husus yok. Bir de tabii kendiniz itiraz etmediğiniz sürece aslında baktığınızda hani bazen kolaylık olsun diye doğru bir yöntem değil ama imza koşulunu yerine getirmek için bazen zaman zaman kendimizin atmadığı ama yardım aldığımız imzalar da oluyor bildiğimiz üzere işleyişte. Dolayısıyla burada da yani kendiniz belki farklı bir imza olabilir ama kendinize itiraz etmediği sürece sorun yok. Bankalarda bu olmaz çünkü bankalarda zaten sizin bir imza sirkülerinizi aldıkları için eskaza kendiniz bile yanlış bir imza attınız zaten orada bir sorun oluyor. Tekrardan bir imza döngüsüne giriyor. Yani tekrardan attırıyorlar size gerçek imzanız olup olmadığını anlamak için. Ama idare hukuku boyutuyla olabilecek sorunları aslında Deniz Hocam iş hukuku boyutuyla da değindi. Benzer şeyler burada çok büyük bir hani izin isteme süreciyle ilgili değil. Sistem zaten elektronik işlediği için yani bizim sistemimiz özelinde tamamlayıcı bir imza olduğu için bir problem teşkil etmez diye ben de tamamlamak istedim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ertan Hocam lütfen pardon Nafi Hocam bir şey ekliyoruz aslında HVK'da tabii yani şöyle bir parantez açmak istiyorum şimdi bizim konuştuğumuz mesele bir geçerlilik şekli meselesi yani ispat şekli açısından daha farklı bir bakış açısının HMK'da olduğunu söyleyebilirim yani usul hukuku alanına çok girmek istemem ama bunların bir ispat vasıtası olarak kullanılmasında
bir sakınca yok gibi görünüyor. En azından hani HMK madde 199 kapsamında. Tam da sizin bıraktığınız noktadan sanıyorum usul hukukuyla ilgili bir yorumda bulunacaktı. Ertan Yardım Hocam, buyurun lütfen. Merhabalar herkese. Bu değerli sunum için de teşekkür ederim Naki Hoca'ya. Daha önce tanışmamıştık ama açıkçası dijital imza üzerine çalışmanız çok hoş bence. Hemen en azından usul hukuku bakımından belki sonuca yönelik kısaca söylemek gerekirse o imzaların geçerliliği yok. İspat vasıtası olarak yazılı delili sağlayamazlar, senet olamazlar. Dolayısıyla bizim açımızdan sorun yok. Okul düşünsün, ben okula da yazdım onu. Yani o iş, o imzalar geçerli değil. Dolayısıyla bizim derdimiz de değil. Eğer biz dediğiniz gibi eğer şey yapmasak, inkar etmesek bir sorun olmaz. İnkar edersek okulun sorunu olur, bizim sorunumuz olmaz. Dolayısıyla ispat yükü de işverenin üzerinde. Deniz Hoca'nın da bildiği gibi, söylediği gibi. Dolayısıyla işin bir boyutu usul hukuku bakımından benim bildiğim bu. İkinci boyutu şeyi tartıştık. Biyometrik imza, dijital imza kavramlarını tartıştık. Açıkçası bu noktada hukuki argüman bağlamında, hukuki çıkış noktasında biyometrik imza vardır tabii ki. Teknolojik anlamda tartışırız nedir biyometrik imza. Dijital imza çok geniş bir kavram. Gerçek anlamda dijital imza aslında elektronik imza ile eşdeğer bir kavram. Sayısal anlamda sıfır ve birlerden oluşmasını ifade ediyor. Gerçekten de kullandığımız bu. Açık anahtar altyapısını ifade eder şekilde de kullanılıyor. Ama bunların hepsi teknolojik kavramlar. Hukuki anlamda tek kavram var. Güvenli elektronik imza ve güvenli elektronik imza olmayanlar. Yani elektronik imza kanunu bağlamında düşündüğümüzde. Dolayısıyla kanun çıkış noktası çok basit. Güvenli elektronik imza mı? O elektronik veri güvenli elektronik imza unsurlarını taşıyor mu? İmza ile aynı hukuki sonuçları doğurur. Gerçekten doğurur mu, doğurmaz mı? Bilmiyorum. Gerçekten işlevlerini sağlar mı, sağlamaz mı? Bilmiyorum. Kanun eşdeğerlik öngörmüş ve bu fonksiyonları sağladığını sayımsal olarak öngörmüş. Tersini de öngörmüş. Yani güvenli elektronik imza olmaya adına biyometrik deyin, işte efendim dijital deyin, efendim başka isimler, basit elektronik imza deyin, Avrupa Birliği direktiflerinde geçen gelişmiş imza kavramını kullanın, nitelikli imza kavramını kullanın, fark etmez. Güvenli elektronik imza olmayan imzaları elektronik ortamda nasıl olursa olsun, ne kadar güvenli olursa olsun, işlevleri gerçekleşiyor olsun veya olmasın, imza eşdeğerliği tanımamış. Dolayısıyla en azından benim açımdan geçerlik şartı bakımından durum tam da dediğiniz gibi. O 30 tane veya 35 tane 40 tane fark etmez. Bu sözleşmeler sadece güvenli elektronik imzayla kurulabilir. Şekil şartına tabi olmayan diğer sözleşmeler, geri kalan yüzlerce sözleşme tipi tabiri caizse kaşla gözle de kurulabileceği gibi herhangi bir elektronik imzanın bir türüyle de kurulabilir. İspat bakımından ama bizde durum çok değişir. Hocamın, Nafi Hoca'nın vurguladığı gibi geçerlilik şartında sadece 30-35 gibi bir belki sözleşme varken ispata geldiğimizde durum tam tersine döner. Sözleşmelerde kural olarak senetle ispat vardır. Hukuki işlemlerin senetle ispatı gerekir. Çok istisnai olarak senetle ispat edilmeme söz konusu olur. Dolayısıyla geçerli olarak kurulsa bile onları mahkemede ispatlamak mümkün olmaz. Güvenli elektronik imza yoksa. Dolayısıyla o noktada en azından kanunun kendisi netmiş gibi hissediyorum. Biraz benim de açıkçası belki hocam kendimi başta tanıtmadım. Belki tanıtsam daha iyi olurdu. 2006'da elektronik imza tezini yazdım. Dolayısıyla o sebeple biraz ilgim var fazladan. iPad meselesine gelince iPad'in üzerine imza atmak adının yine ne koyarsak koyalım bir elektronik veridir. Sıfır ve birlerden oluşur. Biz dışarıdan bir imza görürüz ama o gerçekte bir sıfır bir dijital veridir.
Dolayısıyla bana kalırsa kanunun öngördüğü güvenli elektronik imza sayılma ihtimali yoktur. Basit elektronik imza deriz, biyometrik imza deriz, dijital imza deriz. Hepsinin hukuki sonucu aynıdır. Güvenli elektronik imza olmamaktır. En azından elektronik imza kanunu çerçevesinde. Dolayısıyla en azından kendi düşüncemi geri gelmişken söylemek istedim. Bir iki husus daha var not almışım ama çok da açıkçası böyle bir kaçak tebliğ sunuyormuş gibi aradan çok fazla fikir beyan etmek istemiyorum. Sadece paylaşmak istedim. Eğer farklı hususlar olursa belki tartışırız, konuşuruz, farklı şekilde değerlendiririz. Ben her türlü çok teşekkür ediyorum. Deniz Hocam, söz alabilir miyim? Çok teşekkür ederim Mehmet Hocam katkılarınız için. Ben aslında size bir soru yönelsem, sonunu ben yapıyorum belki ama HMK madde 199 anlamında bu belgelerin yani niteliğiyle, belge olma niteliğiyle ispat gücü arasındaki aslında farka değinmek istediniz diye düşünüyorum. Hani belki bunu biraz daha açarsanız benim kafamda da daha çok netleşir gibi düşünüyorum. Tabii. Şimdi şeyde vurgulamak gerekirse baştan başlarsak senetle ispat ancak ve sadece güvenli elektronik imza ile olur. Bence bu şüphesiz. Ki senetle ispat kuralında hukuki işlemler olduğu için geçerli olduğu şüphesiz. Ama senetle ispat kuralının istisnaları var. Nasıl istisnalar var? İşte ailesel bağlar, maddi hususlar, efendime söyleyeyim delil sözleşmesi, mesela biyometrik imza, dijital imza ne derseniz deyin, delil sözleşmesiyle hayata geçirebilirsiniz. Ve de delil başlangıcı. Sanırım vurgulamak istediğiniz yerde delil başlangıcı. Gerçi 199 belgeyi düzenliyor ama belki oraya gelmek istediğinizi ben öngörüyorum veya öyle tahmin etmek istiyorum. Delil başlangıcından giderek senetle ispat kuralını kaldırıp senetle ispat kuralı da kalktığında doğal olarak güvenli elektronik imza olmayan her türlü verinin önünü açma fikri olarak yorumluyorum sorunuzu. Bu mümkün ama burada mesele şurada dayanır. Orada yine biyometrik, dijital veya farklı bir imzanın bizim nitelendirmemizin önemi olmaz. Delil başlangıcının niteliklerinin olması gerekir. Bu elektronik bir postada da olabilir. Efendime söyleyeyim, bir biyometrik çok retine taraması içeren bir imzada da olmayabilir. Delil başlangıcının unsurlarını aramak gerekir. Senetle ispat kuralına istisna getirip güvenli elektronik imzadan kurtulmanın HMK bakımındaki yolundan bahsediyorum. Nedir bu unsurlar? Bir, ortada bir hukuki işlem olacak bir kere. Bu hukuki işlemle kişi arasındaki aidiyeti sağlayacaksınız. Ve bu aidiyet belirli bir ölçüde kuvvetli olacak. En tipik örneği delil başlangıcının eskiden şuydu mesela. İmza yok, el yazısı var. İmzanın olmadığı ancak el yazısının bulunduğu hallerde el yazılı imzanın kişiye aidiyeti, grafoloji uzmanı bilir kişilerce sağlanabildiği için onlara delil başlangıcı diyor idik. Dolayısıyla yine belki bilir kişi incelemesiyle, bu kez grafoloji değil ama başka bir alandan, teknik bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi bir alandan adı ne olursa olsun bir elektronik veriyi kişiye bağlayabiliyorsak, mesela bugün uygulamada abonelik sözleşmeleri üzerinden, mesela interneti kullandığınız tarihte o IP'nin size ait olup olmadığı itibariyle belirli müzekkereler sonucunda bağ kurulabiliyor. Elektronik postadaki IP'ler devreye giriyor ama açıkçası bunun dışında da fazla bir uygulamasını bilmiyorum. Yani dijital verinin bilirkişi eliyle denetlenmesi noktasında. Dolayısıyla bu ve benzeri yollarla delil başlangıcı üzerinden senetle ispat kuralı bertaraf edilebilir. Ancak sorunuzun ikinci ihtimali şu, 199 itibariyle belki vurgularsak, sadece belge olarak değerlendirdiğinde ne olur veya bir hukuk sonuç ona ekleyecek miyim? Tabii ki eklerim ama senetle ispatı gerekmeyen hallerde, takdiri delillerle de ispat sağlayabildiğim hallerde her türlü belge, her türlü bilgi
burada aslında cismanilik burada da devreye giriyor. Aslında belirli bir seviyede cismani olduğunu kabul edebilirsem her türlü bilgi ve belgeyi delil olarak sayıp takdiri delillerin kullanılabildiği hallerde ispat vasıtası görebilirim. Biraz uzattım, kusura bakmayın. Ne derler? Böyle farklı ihtimaller aklıma geliyor konuştukça. Ama kapatıyorum şu anda konuyu. Eğer yapabileceğim bir şey olursa ayrıca da konuşuruz tabii ki. Teşekkür ediyoruz Ersin Hocam. Ece Baş Hocam el kaldırmıştı. Buyurun lütfen. Hocam çok teşekkür ederim. Nafi Hocam ağzınıza sağlık. Ben aslında sorumun cevabını aldım. Yani yazılı değil başlangıcı sayılır mı acaba diye sormuştum. Ertan Hocam açıkladı. Çok teşekkür ederim kendisine de. Biz teşekkür ederiz hocam. Bir de Gizem Sayın el kaldırmıştı. Gizem Hocam buyurun lütfen. Merhabalar, çok teşekkürler Nafi Hocam. Ben de Önder Hoca'nın sorusu üzerine yazılı delil başlangıcıyla alakalı küçük bir soru soracaktım. Açıklamalar aslında benim sormak istediğim sorunun cevabını verdi her iki hocamız tarafından yapılan ama yine küçük bir soru işaretim var. Yani hem borçlar hukuk açısından hem usul hukuk açısından dolayısıyla hem geçerlilik şartı açısından ve hem de ispat hukuk açısından bu durumda yani güvenli elektronik imza olması zaten geçerlilik şartını sağlıyordur ya da ispat hukuk açısından bir yazılı delildir. Senet yazılı senettir. Ancak güvenli elektronik imza değil ya da hiç imzasız bir belge. Yani sadece bir yazı var, altında imza dahi yok. Dolayısıyla benim anladığım bunların ikisi arasında hiçbir fark yok özelinde. Yani bizim güvenli elektronik imza demediğimiz bir imzamsı bir fotoğrafın oraya konmasıyla hiçbir şeyin olmaması, düz bir mail olması açısından geçerlilik hukukuna, geçerlilik açısından baktığımızda da, ispat hukukuna baktığımızda bir fark olmadığını görüyorum. Sadece yani acaba takdiri delil olması yani bir senetle ispat zorunluluğu yoksa takdiri deliller söz konusuysa orada ispat gücü biraz daha fazla olabilir mi sorusu aklıma geliyor. Burada da hani Nafi Hocama değil belki Ertan Hocama bu soruyu. Yani yine de yazılı delil başlangıcı iki belge var. Teki düz bir mail, diğerinin altında güvenli elektronik imza olmayan bir imza var. İkisi arasında bir ispat hukuk açısından güç farkı olabilir mi? Ama kanunda da böyle ara bir tanım yok aslında şüphesiz. Ama hani hakimin takdirini güçlendirmek açısından belki etkisi olabilir mi? Onu bilemiyorum. Ama borçlar hukuku açısından yani Ertan Hocam'ın görüşüne göre usul hukuku daha netti. Ama Nafi Hocam siz de aslında biraz daha diğer tarafta olduğunu söylediniz. Yani geçerli saymama görüşünde olduğunu söylediniz. Dolayısıyla diğerlerini olup olmaması açısından aynı kefeye koyuyoruz. Bir ara kavram olmadığı için anladığım kadarıyla. Değil mi? Yani şöyle aslında tam olarak öyle değil. Çünkü zaten bizde kural sözleşme serbestisi yani şekil serbestisi istediğimiz şekle tabi olarak bu sözleşmeyi yapabiliriz. Eğer ki ben biyometrik imzayla bir sözleşme kurmaya karar veriyorsam büyük ihtimalle örtülü olarak elektronik şekil şartını belki böyle bir kavramımız yok ama elektronik şekil şartını örtülü olarak aslında tarafların benimsediğini söyleyebiliriz. Yani bir şekil benimsemiş taraflar ama bu kanunda öngörülen şekil değil, kanunda aslında o sözleşme hiçbir şekle tabi olmadan yapılabilirken taraflar bir şekil benimsemişlerdir. Bu adi yazılı şekil olmamıştır da, resmi yazılı şekil olmamıştır da, elektronik şekil olarak belki adlandırabileceğimiz bir üçüncü, bir başka şekil karşımıza çıkmış olabilir. Elektronik şekilde yapılmış denebilir bunun adına. Yani sözlü olarak kurmakla, elektronik olarak kurmak, adi yazılı kurmak yani bu taraf iradesinde kalmış bir konu olacaktır. Kanun şekle tabi kılmadığı sürece bu sözleşmeyi, kanunun şekle tabi kırdığı sözleşme açısından biraz önce zaten anlattığımız tartışmalar yine gündeme gelir. Usul hukuku kısmına pek girmeye cesaret etmek istemiyorum. O yüzden hocama bırakıyorum sözü. Ertan Hocam yanıt vermek ister miydiniz? Sesiniz kısık hocam, kapalı. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim Nafi Hocam söz verdiğiniz için.
Öncelikle estağfurullah, biraz da bir farklı bakış açıları da var usul hukuku ve borçlar hukuku anlamında, ama en azından şurada %100 katılıyorum. Şimdi taraflar elektronik ortamda biz iş yapmak istiyoruz dediğinde ve geçerlik şartı olmadığında kendi şekillerini belirleyebilirler mi? İspat bakımından tabii ki söyleyeyim ben. Evet, %100 bunu yapabilirler ve bunu biraz önce söylediğimiz delil sözleşmesi niteliğinde yaparlarsa, aklederlerse ispat açısından da hiçbir sorun olmadan mahkemelerde hukuki işlemleri ispat edebilirler. Bu güvenli olmayan elektronik imzalarla da, güvenli elektronik imzanın dışında kalanlarla da. Ama burada bir trik var açıkçası. O delil sözleşmesinin de yazılı olması gerekir. Yani delil sözleşmesini önce güvenli elektronik imza ile imzalayıp sonra elektronik ortamda elektronik postayla görüşmeye devam ederseniz teorik olarak geçerliliği sağlayacağız. Ya da gideceğiz, biz bir araya geliyoruz ayda yılda bir. Bir araya geldiğimiz ayda yılda bir yazılı bir delil sözleşmesi yapacağız. Sonra 6 ayda elektronik ortamda haberleşeceğiz. Ama güzel bir delil sözleşmemiz olduğu için elektronik ortamda haberleşmemiz bize hiç tereddüde yer vermeyecek. Bir problem olduğunda da mahkemeye, bakın aramızda delil sözleşmesi var. Elektronik ortamdaki bu kayıtlar da artık adını ne dersek diyelim, delil olarak, kesin delil olarak dahi geçerli olacak ve bizim uyuşmazlıkları çözmemizde bu veriler delil olarak ileri sürülebilecektir diye bir şekilde usul hukuku bakımından eklemiş veya küçük de olsa bir açıklama yapmış olmayayım. Teşekkür ederiz Ertuğrul Hocam. Yazılı bir soru geldi Nafi Hocam size, onu iletmek isterim. Gerçi katılımcımız geç bağlanabilmiş, o yüzden önceden acaba açıkladınız mı tekrar olmasın ama yine de sormak istedim demiş. Teşekkür etmiş sunumumuz için. Ve demiş ki tarafların sanıyorum aslında ıslak imzalı olarak sözleşmeyi imzalayıp daha sonra tarayıp PDF ya da JPEG formatında birbirlerine göndermeleri halinde TBK madde 14.2'den hareketle yazılı şekil şartının sağlandığını söylememiz mümkün müdür? Birbirlerine e-mail ile bunu göndermeleri halinde. Bu konuda Nafi Hocam'ın görüşünü merak ettim demişler. Mikrofonunuz kapalı Nafi Hocam. 14.2'yi bir okuyayım. Zannediyorum şu hükme vurgu yapılıyor. Kanunda aksiyon görülmedikçe imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş onları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinlerde yazılı şekli yerine geçer. Şimdi burada teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları dendiği için bir e-posta ekindeki PDF'nin de hani bu kapsamda olabileceğini söyleyebiliriz. Zaten aslında hep tartışmalar faks içinde olan tartışma. Yani imza o imza mı, kişinin imzası mı? Yoksa işte başka bir yerden kopyalandı gönderildi mi? O metne ait bir imza mıydı değil miydi tartışması olduğu için. E-posta açısından da faks gibi bir düzenleme düşünülebilir. Yine imza olması gerekir metinde ve yine bir teyit edilmiş olması. Ama ne teyitte de burada tabii doktrinde tartışma var. Kim teyit edecek? Gönderen mi, alan mı? Yine hani oradaki tartışmaları dikkate alarak PDF gönderimini de bu kapsamda değerlendirebiliriz. Ama orada da yani yine zaten esas mesele de yani belki bu hüküm üzerinden de biyometrik imza değerlendirmesi yapılabilir aslında. Yani kanunun bakış açısı faks veya benzeri iletişim araçlarıyla diyor ve bence burada esas aldığı konu aslında yine cismani bir varlık üzerinden gelip scan edilebilen, taranabilen ya da faksla gönderdiğimizde yine cismani bir varlığın olduğu noktada aslında toplanıyor gibi hissediyorum ya da en azından cismanileştirilebilen. Doğru ifade etmek lazım. Bu hüküm dikkate alınabilir ve benzeri iletişim aracı ifadesi önemli. Ama bence şöyle bir sorun var. Hani bunu da daha teknik olarak bakmak gereken bir konu aslında. İletişim aracı mıdır iPad'e atılan imzayla bir şey aldığımızda? Yani belki kendi bilgisayarım üzerinden imzalayıp, kendime ait bir iPad üzerinden imzalayıp bir kalemle gönderiyorsam, bu şekilde oluşturuyorsam belki olabilir ama bir ağ üzerinden gönderim olacaktır. Ama orada da imzanın kendisi değil, yani ağ üzerinden gönderim
mail yoluyla olacağı için. Ama ikimizin fiziki olarak aynı yerde bulunduğu, benim de iPad'e imza attığım bir kurguda gerçekten bir iletişim aracı var mı? Yani buna da bir soru işareti koymak gerekiyor. Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunla ilgili mevzuata baktığımızda iletişim aracının bir ağ üzerinden bağlanmayı aradığını görüyoruz. Acaba iPad'e attığım biyometrik imza bunu karşılar mı? Açıkçası bu da benim aklıma hani gelen olasılıklardan biriydi. Yani dediğim gibi birazcık daha teknik olarak bu konuyu araştırmak, derinlemesine düşünmek gerekiyor. Çünkü her biyometrik imza bir ağ üzerinden bir iletim sağlamıyor olabilir. Çok genel bir neticeye varmak mümkün olmayabilir. Bir de burada da yine bir teyit aramak gerekecek. Yani o zaman o teyidi nasıl alacaksınız? Yani yine ispat hukuku bakımından başka bir problem belki doğacak gibi gibi. Teşekkür ederiz. Bir de şöyle bir şey aklıma geldi. Ece Hocam belki daha iyi bilir. Bir el kaldırmıştı şimdi şey yapmamış ama bu delil sözleşmelerinin haksız şart ya da acaba genişlem şartı olarak değerlendirmeleri söz konusu olabilir mi diye bir olasılık aklıma geldi. Belki bu da üstüne düşünülmesi gereken özellikle tüketici sözleşmeleri açısından bir durum olabilir. Yani tüketici sözleşmeleri açısından %99 genişlem şartı olacaktır. Ama denetime takılır mı meselesi? İçerik denetiminden artık kurtulmayı tacirler öğrendi zaten. Veriyorlar sözleşmeyi. Nasılsa tüketici bir şey anlamıyor diyor. Dolayısıyla bir ihtimal içerik denetimine takılabilir. Ama orada da tabii bütün sözleşmenin, yani sözleşmenin bütününe bakıp bir karar vermek lazım. Gerçekten dürüstlük kuralına aykırı olacak derecede menfaat dengesini bozuyor mu diye düşünürken her sözleşme için ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Ama ben burada böyle bir olasılık görüyorum doğrusu. Aslında ben başka bir şey soracaktım. Belki biraz da yani biz bunu Nafi Hocam'la daha önce de tartıştığımız için defalarca biraz böyle şey gibi olacak ama yani ben hala düşünmeden edemiyorum. Acaba Rona Hoca burada tarihsel nesnel yorumu işletmek ister miydi diye, keşke sağlığında sorabilseydim diye de çok hayıflanıyorum doğrusu. Yani acaba şöyle bir yorum yapmak mümkün olabilir mi, yoksa çok mu ileri gidiyor bu yorum? Bir karar vermiş değilim. Önce onu söyleyeyim. Yani bir taraf bir görüşü savunuyor değilim ama sadece aklımı kurcalıyor. Yani acaba bu yani bizim kanunumuz herkes biliyor burada herhalde, işte İsviçre Borçlar Kanunu'ndan alındı diyelim. İsviçre Borçlar Kanunu'nda tarihi belli. Dolayısıyla o vakitler dijital imza diye bir şeyi kanun koyucu tahayyül bile edemediği için mi acaba hiç bu olasılığı düşünmeden böyle yazdı? Ve dolayısıyla bugünün kanun koyucusu olsaydı bunu böyle yorumlayabilir miydik? Yani o hani hep o yorum metotlarında anlattığımız tarihsel nesnel yorum metodu acaba... Yani sadece bir tartışma açmak istedim. Dediğim gibi ben de henüz kararımı verebilmiş değilim bu konuda. Belki Başak Hocam daha önce sağlığında konuştuysa Rona Hocam'la, o belki bir şey söylemek ister. Çünkü yani Rona Hocanın bu konudaki görüşleri oldukça liberal. Şimdi örneğini buldum. Bu konuda değil ama mesela tüp bebekle ilgili şöyle söylüyor. MK28-2 kuralının kişiliğin yani hak ehliyetinin başlangıç anı olarak anılan dar kapsamlı ana rahmine düşme anı, günümüzde uygulanan tüpte yapay bebek üretimi teknolojisi dikkate alınarak embriyonun oluşması anı diye geniş kapsamlı okunmalıdır. Böylece yalnızca ana karnındaki cenine değil, aynı zamanda tüpteki bebeğe de doğumdan önce ölen miras bırakanına mirasçı olabilme şansı tanınır. Yani epey burada geniş bir yorum. Yakın zamanda çalıştığım bir konu olduğu için aklıma geldi örnek kolayca. Burada da aynı yorumu yapar mıydı acaba diye merak ediyorum. Hakikaten de çok üzülüyorum tekrar hocamızı kaybettiğimiz için. Eminim çünkü bize burada bir yol açardı. Katkınız için teşekkür ederiz Ece Hocam. Bir noktaya not düşmek istiyorum. Şimdi tabii ki biyometrik imzanın nispeten daha iyi yeni bir imza ama 1900 yani yılların başına gideceğimiz de bir durum yok. Çünkü aslında güvenli elektronik imza ve elektronik imza kanunu 2004 tarihli kanun. Kanun koyucunun iradesi üzerinde bir tespit yapıp buna bağlı kalmak bence hani Ron Hoca istemezdi. Bugünün teknolojik gelişmelerine uygun bir sonuca varırdı hissiyatı diyorum ben. Menfaatler dengesine bakardı ve kanunun genel olarak amacına bakardı. Ama yine de buna bakarak bile kolay olmadığını düşünüyorum gerçekten bir
nokta koymanın hani bu tartışmaya. Benim mail ettiğim bir yer var ama yani %100 de böyle olsun bence diyebildiğim bir konu değil ama bunu demek de önemli. Çünkü aslında çok fazla şeyi değiştirecek KVKK anlamında. Bizim okulun internet bağlantısında minik bir problem yaşandı sanıyorum. Son sözlerinizi duyamadım Nafi Hocam. Umarım hani diğer katılımcılar duymuştur. Bizde genel bir problem oldu. Ama tartışmaya nokta koyamayacağınızı ve bir noktaya mail ettiğinizi fakat onun ne olduğunu ben duyamadım devamını. Biyometrik imzanın ben şeklin amacını gerçekten gerçekleştirebilmesine ikna olamadım. Adi yazılı şeklin amacını gerçekleştirmesine gerçekten ikna olamadım. Bu yüzden de hani daha geçersiz olduğu yönünde bir mail lim var zaten sunumundan da biraz anlaşılmıştır ama dediğim gibi yani bu da asla değişmez bir fikir olarak söylemiyorum ama bu konudaki pozisyonun da yani varılacak sonucun da çok aslında önemli etkileri olacak. Çünkü KVKK anlamında bir açık rıza almak ya da almamak arasında veri sorunları bir tercihte bulunacak ve doğru hukuk uygunluk sebebine gitmemeleri idari para cezalarına sebep olabilecek. Hani o yüzden aslında KVKK anlamında ciddi bir uygulamaya etki gösterecek de bir durum. Yani borçlar kanunu anlamında 30 tane sözleşmeyle yaklaşık olarak sınırlı bir etkiden söz ediyoruz belki ama o 30 tane sözleşme açısından en azından KVKK'nın uygulandığı noktalarda bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşleriniz için, tüm katılımcılara soruları için. Aslında toplantıyı kapatalım diye düşünmüştüm fakat son bir kaldırdı Gizem Hocam. Sadece şey, Nafi Hocam'a şeyi sormak istiyorum. Yargıtay düzeyine çıkamamıştır tabii. Arada istinaf mahkemesi kararları da artık hani süreci uzattığı için ama Yargıtay'da olmasa bile hani neye mail edeceğine dair net bir bu konuda karar olmasa bile herhangi bir tartışma ya ben rastlamadım ama var mı biliyor muyuz ya da yerel mahkemede hani pratik avukatlarla belki konuşmak lazım. Birinci derecede büyük bir ihtimalle bu tartışılmaya başlanmıştır. Çok yaygın kullanılıyor çünkü. Herhalde bir 5 sene sonra çok daha geniş bir tartışmayla Yargıtay'ın çeşitli çelişkili kararlarıyla genişleyecek bir tartışma gibi mi duruyor sizce de? Yoksa bu böyle yani teorik olarak kalmayacak diye anladığım kadarıyla. Tamam 30 sözleşme ama KVKK üzerinde çok daha geniş bir alan. Dolayısıyla uygulamada da çok değişik örneklerle karşılaşacağız ama henüz karşılaşmadık anladığım kadarıyla değil mi? Benim bildiğim bir karar yok. Türkiye'de zaten biyometrik imzanı ölçüde kullanılıyor uygulamada. Buna da bakmak lazım. Bir yargı kararına ben rastlamadım ama bilen biri varsa paylaşırsa çok sevinirim tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Sanıyorum tüm katılımcılarımızın şimdilik sorularını yanıtlamış olduk. Chat ekranı tekrar kontrol ettim. Herkese katkılarından dolayı, yorumlarından dolayı, korsan tebliğlerinden dolayı ayrı teşekkür ediyoruz. Nafi Hocam bu güzel konuyu gündeme taşımanız bizim için çok güzel oldu, çok ilgi çekici oldu gerçekten. Çok çok teşekkürler. Son derece kompakt bir şekilde konuyu aslında sadece sanıyorum tartışmayı başlatmış olduk. Nokta koymak mümkün olmayacak gibi görünüyor. Değerli görüşleriniz için, tebriğiniz için çok teşekkürler. Son sözü size bırakalım ve tüm katılımcılarımıza sağlıklı günler dileyelim. Buyurun Nafi Hocam. Ben de size çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Katılımcılara da dinledikleri için ve katkı sundukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.